10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 201 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 201 Tuzsuz Deli Bekir, Tulumbacılar gibi tipler de vardır. Bu oyunlar Karagöz oyunlarından farklı olarak gerçek oyuncularla oynanır, sahnesi, kişileri daha çok ve hareketlidir. Yanlış anlamalar, söz oyunları ve ağız taklitleri güldürü ögesinin temelini oluşturur. Müzik de bu oyunların önemli bir unsurudur. Orta oyunu 4 bölümden oluşur. Giriş, mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş, giriş bölümünde zurnacının çaldığı pişekir havası eşliğinde pişekir sahneye gelir. Seyirciyi selamlar ve oynanacak oyunun adını bildirir. Muhavere bölümü arzbar ve tekerleme denilen iki kısımdan oluşur. Arzbar, kavuklu ile pişekarın birbirlerini yanlış anlamaları biçiminde gelişen söyleşmeden oluşur. Tekerlemede ise kavuklu genellikle gerçek dışı bir olayı başından geçmiş gibi anlatır. Daha sonra, pişekarın gerçekmiş gibi dinlediği bu olayın bir rüya olduğu anlaşılır. Fasıl, orta oyununun asıl konusunu içeren bölümdür. Bu bölümde olaylar genellikle iki şekilde gelişir. Birincisinde olay, kavuklunun iş araması ve pişekarın ona bir iş bulması şeklinde gelişir. İkincisinde ise olay, mahalleye ev bulmak için gelen zennelere pişekarın ev bulması, zennelerin eve yerleşmeleri ve diğer tiplerin olaya dahil olmaları şeklinde gelişir. Bitişte genellikle pişekir bazen de diğer tiplerden biri seyirciden oyun sırasında yapılan hatalardan dolayı af diler, bir sonraki oyunun adını ve oynanacağı yeri bildirir. Geleneksel Türk tiyatrosunda Abdürrezzak, Abdi Efendi, Küçük İsmail, Kel Hasan, Zenne Tevfik Bey, Naşit Bey, Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü tanınmış orta oyunu sanatçılarındandır. Mahalle baskını, sandıklı, kır kahvesi, hamam, eskici Abdi, Bağdat'tan mektup, süpürgeci Hasan Ağa ve bahçe sefası ise ünlü orta oyunlarındandır. Metni anlama ve çözümleme 1. Sandıklı adlı orta oyunu metninde geçen bir sanat var, bilmem becerebilir misin? Senin için biçilmiş kaftan. Hem de bir baltaya sap olursun. Cümlesindeki deyimlerin anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. Cevap: biçilmiş kaftan. Tahminim, tam olarak uygun. Sözlük anlamı, bütünüyle uygun, elverişli. Bir baltaya sap olmak. Tahminim, iş sahibi olmak. Sözlük anlamı, belli bir iş sahibi olmak. İkinci sandıklı adlı orta oyunu metninin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurları belirleyiniz. Cevap: el öpen çocuklara para verilmesi, rüya tabir ettirmek, zorda olana yardım etmek, iş bulmaya yardım edilmesi, metinde geçen deyimler o dönemin giysileri, cepken, entari, ceket, şalvar. 3. Metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Cevap: 4. metnin bölümlerinde anlatılanları aşağıdaki tabloya kısaca yazarak metnin dramatik örgüsünü belirleyiniz. Cevap: metnin teması işsizlik, konusu ise pişekarın iş arayan kavukluya yardım etmesidir. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 201 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.